Çiftçinin buğday ekim maliyeti geçen yıla göre 2 kattan fazla arttı. Gübre ve mazot girdilerindeki ciddi artış, buğday üretim maliyetinin de kat ve kat artmasına neden oldu. Çiftçinin 1 dekar buğday maliyeti 2000 TL'yi geçti. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğday ekim maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını belirterek, "Bu çok ciddi bir artış. Bakanlığımız bunun hesaplamasını yapıp ona göre fiyatlandırma yapacaktır. Bu maliyetlerin göz önünde bulundurularak üreticileri mağdur etmeyecek fiyat açıklamasını bekliyoruz," dedi. Yani buğday maliyetleri dediğimizde arkadaşlar geçen yıl 1 dekar buğdaya 867 TL maliyet yapmışız. Ve biz bunu Aralık ayında TMO Genel Müdürümüz geldiğinde bunu tekrar o günkü şartlarda ekiliş yaptığımızda bir maliyet hesabı çıkardık. 1880 liraydı. Biz bunu birkaç gün önce tekrar bir bugünkü maliyetlerimize, girdi maliyetlerimize göre tekrar bir hesap yaptık. Aşağı yukarı 1 dekar araziye 2382 TL buğday dekar maliyeti. Tabii bunun içerisinde icat fiyatı da dahil fiyat. Yani bu da ne demek oluyor? Bizim ortalama 400 kilo buğday aldığımız takdirde en az 5,96, 5 lira 96 kuruş dekar maliyetimiz var demektir. Yani bu önümüzdeki sezon döneminde de bu maliyetlerin göz önünde bulundurulup işte bakanlığımızın, TMO Genel Müdürümüzün fiyat açıklama yaptığı dönemde de bu fiyatların, bu maliyetlerin göz önünde bulundurulup inşallah buna göre bir üreticimizi mağdur edecek fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Yani buğday ekilişlerimiz ve kanola ekilişlerimiz zamanda yapıldı. Şu ana kadar kış yağışlarımız güzel geçti. İşte buğdayın gelişimi gayet iyiydi. Fakat bu son günlerde yağmura gerçekten ciddi ihtiyaç vardı. Buğday toprağın üstü kendini sıkmaya başladı ve buğday strese girmeye başlamıştı. Ama bu yenen yağmur bütün üreticilerimizi sevindirdi. Çünkü dün sabah çisenti şeklinde başlayan yağmur dün öğleden sonra da güzel böyle sağanak ve hiç aralıksız yavaş yavaş yağdı. Ve yağan yağmurun hepsini toprak emdi. Böyle hızlı yağıp da akıp gitmedi. Bu bizim için sevindirici, güzel. Buğdayın da çok ihtiyacı olduğu bir dönemde gelen yağmur bizleri sevindirdi. Aşağı yukarı bölgesi olarak değişiyor. Birçok yerimize en düşük 20 metrekare 20 kilogram yağış ve 35 kilogram arası yağış aldık bölgemizde. Bölge bölge değişiyor tabii.